Merhaba, ben Kocaeli'ye Yerkapı'nın doğru tarafından Erçin Erdinoğlu. Ben de Vakıf Atasem. Öncelikle yani bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için tüm doğrularınızı sağladığına teşekkür ederiz. Sevgili Engin Bey, Engin Bey'le kimdir? Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii. Ben 1970 İzmir doğumluyum. İzmir'de ilk öğretim ve orta okulum ve lisede orada bitirdim. Daha sonra üniversiteyi Eskişehir'de konser uzak tiyatroya tiyatro bölümünü bitirdikten sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 2 sezon çalıştım. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 1 sezon çalıştım. Daha sonra 97'de Kocaeli Şehir Tiyatrosu sınav açtı. Ve 97'den beri burada İzmir'de tiyatro yapıyorum. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Oyunculuk serüvenim çok ilginç başladı. Ben de sizin gibi aynı yaşlarda ilkokulda şiir ezberlemekle başladım. Şiiri çok seviyorum. Ortaokulda biraz daha açılmaya başladım ve müsamere kurmayı tiyatroyu ve daha sonra da Türkçe öğretmenim efendim olarak öğrendim. Benim tiyatroya ilgimi fark ettiler. Keçileri kaçıranlar diye bir oyuna başlamıştık. Komedi bir oyun bu. Peki neden tiyatro seçtiniz? Neden olmasın yani tiyatro... şimdi bir hayat biçimidir, bir aşmadır bilmiyorum. Benim hayatım boyunca bana hep şey diyorlar mesela, ya sen tiyatrocusun, oynuyorsun değil mi şimdi, bize oynuyorsun. Hayır, ya coğrafik açıdan ya işte İzmirli olmanın, güzel bir ailenin içine yetişmiş olmaktan, babam şarkı söylerdi mesela sürekli. Annem sürekli işte ne bileyim bir sürü şeyler yapardı. Hani üç kardeşlik ve sürekli evin içinde böyle bir hengame, bir enerji, bir eğlence falan olurdu. Ve ben de sürekli hani sürekli taklit yapardım. İşte eskiden Metin Akpınar, Zekka Basit, işte Kemal Sunal falan. Ondan sonra işte ne bileyim bir sürü sanatçılar aklına ne gelebiliyorsa o zaman sanatçılarına hepsini taklitini yapıyor. Ve hani içim kaynıyor böyle acayip derecede. Demek ki yani öğretmenlerim de herhalde onu görmüş. Demişler ki bu adamın içindeki enerji evet bu kadar yani gitmesi lazım diye. Öyle oldu ve iyi ki öyle oldu ve şu anda çok keyif alıyorum işimi yapmaktan, mesleğimi yapmaktan. Oyunculuk dışında tiyatronun başka bir alanıyla ilgileniyor musunuz? Mesela yazarlık veya yönetmenlik gibi. Yazarlık konusunda hiçbir kabiliyetimin olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki uyarlama yapabilirim. Yani mesela güzel bir film izledikten sonra o filmi uyarlayıp karalayıp birazcık ondan sonra da başka bir versiyonu çeviriyorum. Ama yeniden yazmak çok zor bir şey. Hani yeniden üretmek. O da zaten hani o kadar çok fazla kendini tekrarlayan bir şey ki. Hani yurt içinden, oradan buradan mutlaka bir şey oluyor ve diyorsun ki yani ben bu filmi bulduğumu daha önce şurada izlemiştim. Yazarlık çok bambaşka bir şey oldu yani. Onun haricinde yönetmenlik evet tiyatro oyunları yönettim çok yerde, çok okulda ve hala da yapıyorum. Onun haricinde müzikle uğraşıyorum, çok seviyorum. Gitar çalıyorum, piyano. Bunların hepsini okulda, gitarı daha önceden öğrenmiştim, lise dönemde o zamanlar. Kendimi atmıştım gitarı, 80'lere şöyle bir tam alayım yani. Ve onunla böyle sürekli arkadaşlarım ya, Engin ne olur çalma ya falan diye. Tiyatro ve dizi oyuncular arasında bir fark var mı? Çok büyük bir fark var. Gerçekten. Bak şimdi mesela kameraya bakıyorum şu anda. Kameraya bakarak oynuyoruz. Yani şöyle kamera var karşımıza. Ama tiyatroda seyirci var. 500 kişi. Bizim salon şu anda Süleyman Demirel Kültür Merkezi 520 kişilik. Ve biz bir ay çalışma süreci içerisinde bir ay sonra premier yapılıyor ve 520 kişinin karşısına çıkıyorsun. Ve bütün hepsinin nefesini en sanmak hissediyorsun. Onu hissetmemek için ne yapıyorsun? Oyunda iyi konsantre oluyorsun, oyunda iyi konsantre oluyorsun. Ve sahne bitip alkışları aldıktan sonra en büyük zevkini, en büyük mutluluğu yaşıyorsun. Ben o mutluluğu hani anlatamam, çok acayip bir duygu benim için. Ama kamerada işte evet kestik olmadı. Mesela yukarıdan gürültü geliyor, ha kestik, yukarıdaki gürültüyü kesin. Saçı şuradan çıkmış onu kesin. Bir daha ses olmadı, şu olmadı, ışık olmadı. En azından şu böyle bir sayfalık bir saniye. Yani herhalde 15-20 kez falan çektiğimiz oluyor. Sanat hayatında ödüllerin yerine girsinizce? Mesela direktör arası ödülü almıştım ben Türkiye genelinde bir ödülü. O falan evet şeyi hissediyorsun.
Diyorsun ki evet, hani Türkiye'de, İzmir'de de tiyatro yapılıyor ve Engin Benli'yi de görüp tanıyorlarmış ve biliyorlarmış değil. Sırtını sıvazlamak gibi bir şey, yani tekrar sana bir enerji, bir güç vermek gibi bir şey. Hani herhangi bir şekilde mesela buradan da devam edeceğinden de bir takım şeyler geldi. Bunlar bizi çok mutlu eden, aslında çok küçük, çok basit bir şey ama çok mutlu eden şeyler bunlar. Hani evet, var olduğunu hissetmek, düşünüldüğünü, düşündürdüğünü hissetmek güzel bir şey. Peki Engin Bey, sizinle küçük bir rol oynayalım. Size bir kelime söyleyeceğim. Aklınıza gelen ilk şeyi söyleyeceksiniz. Hadi bakalım. Sahne. Işık. Mutluluk. Mutluluk olur. Şöhret. İbadet. Yok, şöhret ne olsun biliyor musun? Şöhret diyeyim. Hemen cevap vermem lazım değil mi? Veremedim bak. Aklınıza gelen şey. Aklınıza gelen şey. Bir daha sor. Şöhret. Deniz. Doğa. Kolej. Doğa. Var mı başka? Yok. Tamam, peki. Hoca Ali Yahya Kaptan Doğa Ortalık Okul olarak katıldığınız için teşekkürlerimizi sunmuş. Teşekkür ederim. Çok nazlı, teşekkür ederim. Tüm Doğa Kolejine, tüm öğrencilere sevgi ve selamlar.